Görüyorsun değil mi Fatih? Yaptıklarının sonucunu görüyorsun değil mi? Şimdi senin babamdan ne farkın var söyle bana. Ne diyorsun Zeynep be? Hak ettiğini biliyorsun. Ne demek ne diyorsun ya? Doktoru duydun. Ya uyanamazsa? Ya Ertan ölürse Fatih ne yapacağız o zaman? Ha? Seni alıp götürür ya. Merak etme. Kötülere bir şey olmaz. Merhaba. Ertan Sömez'in yakınları siz misiniz? Evet. Hayır. Hangisi? Evet mi, hayır mı? Yani şöyle memur bey, aramızda bir kan bağı yok. Aile, sülale durumu yok ama yani biz arkadaşımız olur, dostumuz olur. Ben Fatih Şekercizade, eşim Zeynep Şekercizade. Anladım. Şu an kendisi baygın olduğu için kendisiyle görüşemiyoruz da. Ertan Bey'in nasıl bu hale geldiğini siz biliyor musunuz? Hayır. Evet. Hangisi? Biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Yani biliyoruz da, bilmiyoruz da. O nasıl oluyor ya? Yani şimdi... Ya hayatım, ben anlatayım, tamam. Şimdi memur bey, biz Ertan'la sevişiriz. Çok iyi sevişiriz. Ama yani o anlamda değil. Yani işte dostumuz, arkadaşımız olur. Yani olayı gördük ama nasıl olduğunu görmedik. Yani nereye vurdu, nasıl vurdu, nereden girdi, nereden çıktı onu görmediğim için. Yani şey yapmadığımız için hayır dedim ben. Kaza nasıl oldu? Kazayı siz mi yaptınız? Ben yaptım! Ona değil, bana sorun efendim. Kazayı ben yaptım. Hatta siz bana sormadan ben size direkt itiraf edeyim. Siz de bunları lütfen kayıtlara geçin. Şimdi ben Ertan Bey'i alıp Zeynep Hanım ve Fatih Bey'in yanına gidecektim. Tam olay mevkine geldim ki Ertan Bey aniden arabanın ön camını atladı. Ben de arabanın önünde bir anda Ertan Bey'i görünce aman tanrım dedim. Tabii duramadım, vurdum öküze. Yani öküze derken Ertan Bey'e. Salak. Yani arabayı görünce herhalde şaka yapmak istedi ama sonucu bu oldu efendim. Kim isterdi sonucu böyle olsun? İstemeden oldu. Tamamen kaza sonucu yani. Siz Ertan Bey'i pek sevmiyorsunuz herhalde. Hiç sevmem. Günahımı bile vermem. O zaman siz benimle gelin, sizin bir ifadenizi alayım. Fark etmez. Buyurun. Helal olsun Mustafa sana ya. He? Ne duruyorsun burada Fatih? Gitsene. Rahat ol, rahat ol. Hallederim. Ya sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun Fatih? Uyan artık Ertan ya, uyan. Hayır efendim, hayır. Ben Mukaddes Şekercizade'nin kocasıyım. İsmim Fehmi, Fehmi Şekercizade. Eşimden haber alamıyoruz da onun için aradım. Bir bilginiz var mı acaba? Günay! 2315 efendim. Günay! Günay! Tamam efendim. Kız canım. Yok. Hayır, tamam, teşekkür ederim. Yani. Teşekkür yok, ederim yok, efendim. Yok. Bilginize bir bilgi alırsanız, bu numaradan beni ararsanız çok sevinirim. Ya ne bağırtırıyorsunuz be? Aa! Telefonla konuşuyorum. Günay yok ortada. Sabahtan beri ortalıklarda yok. İzin falan mı verdin sen ona Fehmi? Hayır anne, izin falan vermedim. Ayrıca niye bana soruyorsunuz ki? Gidin Mustafa'ya sorun. Mustafa da ortada yok. Anlarız şimdi. Şimdi memur bey, Fatih Bey beni aradı ve bana dedi ki, Mustafa dedi, oğlum dedi, sen dedi, git dedi, Ertan'ı dedi, al dedi, gel dedi. Evet, öyle dedim. Sağ olun Fatih Bey. Sonra? Sonra efendim, ben de arabayı aldım, Ertan Bey'i almaya gittim. Zaten Ertan Bey beni orada bekliyordu. Ben tam olay yerine varmıştım ki, Ertan Bey böyle lap diye arabanın önüne atladı efendim. Harekete bak, geri zekalı galiba onu görmediğimi sandı memur bey. Nasıl atladı? Yani senin onu görmediğini sanıp da mı attı kendini önüne, yoksa sizi durdurmak için mi attı? Memur bey, bu Ertan şizofren, manyak, depresif herifin teki zaten. Direkt kendi atladı yani. Siz ama müdahale etmeyin lütfen. Olur mu memur bey? Ben de görgü tanığım yani. O yüzden yazmanız gerekiyor onu da. Mustafa'cığım devam et sen. Telefon. Fehmi arıyor. Açabilir miyim memur bey? Tabii açın açın. Alo? Buyurun Fehmi bey. Günay mı? Görmedim efendim. Hayır efendim, izin de vermedim. Aa, anladım efendim. Benim küçük bir işim var. İnşallah halledip hemen geliyorum. Saygılar, görüşmek üzere. Fatih Bey, Günay kayıpmış. Nasıl yani? Kaybolacak canım, evdedir, evden çıkar. Bilmiyorum Fatih Bey ama çok merak ettim efendim. Yani bu son olaylardan sonra iyice merak ettim. Başına bir şey gelmiş olmasın? Ne gelecek, bir şey gelmemiştir. Kayıp mı var? Evet, kayıp var. Siz ne değişik adamlarsınız kardeşim ya? Ha? Birine çarpıyorsunuz, birini kaybediyorsunuz.
Böyle değişik değişik kişiler. Anlatın bakayım, kim bu Günay? Yok memur bey, Günay'ın alakası yok bu konuyla. Biz mevzumuza Ertan'a dönelim. Evet efendim, Günay'ın ne alakası var? Biz mevzumuza Ertan'a dönelim. Yok arkadaşım, şimdi Ertan'a dönmeyelim. Sen bana Günay'ı anlat ki ben bir bakayım. Günay'ın bu işlerde bir ilgisi var mı yok mu? Yok canım, hiçbir ilgisi yok. Hiç alakası yok yani. Siz niye gerildiniz o zaman bu kadar? Ben gerilmedim. Allah Allah, ben de gerilmedim. Siz mi gerildiniz? Ya ben niye gerileyim? Bir gergin duruyorsunuz. Memur bey, bu genç yaşınızda ne gerek var efendim bu gerginliğe? Maazallah bu gerilim kalbi yoruyor. Bir gün böyle hıp der gidersiniz, Allah göstermesin. Şurada kendi aramızda yumuşak yumuşak konuşuyoruz efendim. Değil mi? Yumuşak yumuşak konuşuyoruz. Evet canım, yumuşakça konuşalım işte. Ya arkadaşım siz ne saçmalıyorsunuz ya? Yumuşak yumuşak ha? Anlatın bakayım, kim şu yumuşak? Aman of! Anlatın bakayım, kim bu? Günay kim? Günay. Kuşum. Günay benim, kuşum. Nasıl kuşum ya? Büyük kuşum. Bir de onun ufağı var, kardeşi, küçük kuşum. Adı Şenay. Efendim anlayacağınız, benim kuşum kaçmış. Benim canım, muhabbet kuşum Günay kaçmış efendim. Yok işte ortada, kayıp. Memur bey, benim kuşum nereye kaçmış olabilir efendim? İyi, aman neyse. Uzatmaya değmez. Zaten şirretin tekidir efendim. Kuşumdur gerçi. Severim. Mustafa da izin vermemiş. Nereye gitti bu kız Allah aşkına Fehmi? Vallahi bilmiyorum anne. Ben de meraklanmaya başladım. Ay mukaddes kaçtı. Günay ortalarda yok. Başımızda bir kara bulutlar. Aa yeter ama. Patlayacağım artık canım. Aman anne bir de sen çıkma. Kendine mukayyet ol lütfen. Ay! Hey, ne oluyor be? Ay! Ay çok kötü bir şey geldi aklıma. Ay ister misiniz mukaddes Günay'ı kaçırmış olsun? Hoppala. Neye istinaden kaçıracak ki? Deli ya benim kardeşim. Onu da köle olarak görür, kölesini kaçırır. E ama o zaman eve gelmiş olması lazım. Olabilir. Olabilir değil. Kesin gelmiştir o. Şimdi anlarız. Gelin benimle. Gelmiş işte bak, orada bak. Görüyorum mukadder, gelmiş. Ah mukaddes, neyin peşindesin sen? Daha fazlasını izleyemeyeceğim. Bu kadın iyice zıvanadan çıkmış canım. Mukadder Hanım. Günay. Ah Günay. Ne? Koşun, koşun çabuk. Fehmi, Fehmi koşun ya, koşun ya. Günay. Günay? Ah Günay yavrum. İyi misin canım? Mukaddes Hanım. Aman Allah. Ben mukaddes şekercizadeyim. Siz benimle başa çıkabilir misiniz? Tabii ki çıkamazsınız. Ay ben bile kendimle başa çıkamıyorum. Ay ne tatlı kadınım. Vallahi bayılıyorum kendime. Ay şu adamların sahte kimliğe koydukları isme bak ya. Zeynep Sever. Nedir bu ya? Bu nasıl bir isim? Yani pes diyorum ya. Ay dünyada isim mi kalmadı ya? Düre'ye koy ayol, Emine koy ayol, Sıdık'a koy, Gülsüm koy, Ersoy koy. En güzeli Ersoy. Ay koymamış işte, koymamış.
uymamış. Gerizekalılar gitmişler. Zeynep koymuşlar. Ben git be! Kurtulamayacak mıyım bu Zeynep isminden? Ya Rabbim, ya Resulallah, beni kurtar bu Zeynep isminden ne olursun. Ay, sakin ol Mukaddes. Az kaldı. Ayol, bu bir işaret mi yoksa ya? Ne yapsam ben? Ne yapsam? Gitsem şu kızla olan yarım kalan işimi bitirsem mi? Gebersem mi ben şunu? Ah Fatih, ah Fatih. Pes Fatih. Sen beni bu paçoz Zeynep ismine mahkum ettin ya. Vallahi yazıklar olsun sana. Ayol, canın sağ olsun, boş ver. Bu da gelir, bu da geçer vallahi. Çekilin be! Fatih kıpırdadı, kıpırdadı, gördün mü? Gördüm hayatım, gördüm. Uyandı, aşkım uyandı, Ertan uyandı, yırttık, yırttık. Yani şu herifin ölmediğine mutlu olacağım aklımın ucundan geçmezdi. Doktor ne diyor acaba? Ne diyecek? Kefeni yırttın gibilerinden bir şeyler diyordur. Her şey iyi gibi değil mi? Öyle görünüyor. Ah, geliyor. Ha, doktor bey, her şey iyi mi? Düzeldi mi? Hayatı tehlikeye atlattı. Yine de en az 24 saat kontrol altında tutacağız. Fakat artık yoğun bakımda kalmasına gerek yok. Normal bir odaya alacağım. Bu 24 saatlik süreç içinde bazı testler yapacağız. Niye? Kötü bir şey mi var? Şu an kesin bir şey söyleyemem. Başına aldığı darbenin etkisiyle kısa süreli bir amnezi yaşıyor. Önce ona bakacağız. Hafıza kaybı yani. Peki ne zaman çıkar? Durum netleşmeden buna cevap veremem. Bu tip beyin sarsıntılarının ardından amnezi hastaları için iyi bakım ve güvende olduğu ortama geri dönmek her zaman iyi sonuç verir. Yani istese çıkabilir, öyle mi? Yarından önce çıkamaz. Önce testleri bir tamamlayalım, konuşuruz. Fakat her şey olumlu olsa bile çok iyi bakılması gerekiyor. Üzüntüden, aksiyondan, gerilimden uzak durmalı, dinlenmeli. Sık sık da kontrolleri yapılacak. Çok iyi bakılması gerekiyor derken? Yani bazı motor melekelerini yerine getiremeyebilir. Bunu demek istedim. Anladım hayatım. Ben tamam, teşekkür ederiz doktor bey. Rica ederim, görevimiz. Motor melekeler kendine. Yani işte hafızayla alakalı bazı şeyleri hatırlamakta güçlük çekebilir ya da hiç hatırlamayabilir gibi şeyler. Neyse, yaşıyor ya. Kendini daha iyi hissediyor musun? Siz kimsiniz? Ne oldu bana? Nasıl yani, beni tanımadın mı? Kusura bakmayın. Tanıyorsam da hatırlayamadım. Ha, harika. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi bizi hatırlamıyor musun? Hayır. Adın ne peki? Bilmiyorum. Peki bugün günlerden ne? Onu da bilmiyorum. Fatih, bu hiçbir şey hatırlamıyor. Doktor bazı şeyler demişti. Bu hiçbir şey hatırlamıyor. Evet, bu çok güzel. Nesi güzel? Dur. Nerelisin peki? Bilmiyorum. İstanbul'un fethi kaç? Bilmiyorum. 1453. Hayatım, yırttık. Adam hiçbir şey hatırlamıyor. Ne kendini hatırlıyor, ne bizi hatırlıyor. Yırttık, kurtulduk. Fatih, saçmalamasın. Bana ne oldu? Adım ne benim? Sen bir kaza geçirdin. Adın Mahmut. Mahmut Yumuşak. Fatih, bir benimle gelir misin? Geleceğim, geleceğim. Fatih! Tamam, geliyorum hemen Mahmut. Tamam. Ne yapıyorsun? Ne yapıyormuşum? Ne demek ne yapıyormuşum? Ya niye yalan söylüyorsun Ertan'a? Mahmut ne? Ya aklını karıştırıyorum işte. Neden? Çünkü o bizim düşmanımız. Hatırlamasını engelliyorum. Hayatım, kendin söylüyorsun işte. Düşmanımız diyorsun. O yüzden onunla iyi davranmamız lazım. Neyine iyi davranacağım? Alıp koynuma yatayım bari. Fatih, saçmalama. Böyle bir şey mi söyledim? Onu yakınımızda tutmamız gerekiyor. Ne yakını ya? Senin için aşkım.
Seni şikayet etmemesi için. Allah'ım yarabbim. Bak aşkım, büyüklerimiz ne demiş? Dostunu yakın, düşmanını daha yakın tutacaksın kendine. Ben nereden hatırlıyorum bu sözü? Bir boş ver, nereden hatırlıyorsan hatırlıyorsun. Önemli olan o değil. Önemli olan Ertan'ın, yani aylardır korktuğumuz adamın şu anda ne seni ne beni, en önemlisi de Selim'i hatırlamaması. O yüzden onu yakın tutmamız lazım, gözlemlememiz lazım. Tamam? Ne var orada çalışmasan? Hayatım, ne demek ne var orada çalışmasan? Ben o işi alacağım diye abine yapmadım, yalakalık kalmadı. Bırak şimdi abim falan, gel benimle çalış işte, benim şirketimde. Ya hayatım, sen niye sürekli benim işime taş koymaya çalışıyorsun ki, anlamıyorum. Ne oluyor ha buraya gene? Selin Hanım, işi bırakmamı istiyor anne. Sebep? Sebep? Çünkü artık orada çalışmasını istemiyorum. Ya siz değil miydiniz şirket şirket diye kafamın etini yiyen? Ha? Ya beni indirdiniz tekneden, bindirdiniz şirkete. Tamam, olabilir. Ama artık orada çalışmanı istemiyorum. Benim yanımda olmanı istiyorum. Hayatım, bak orada insanlar bana güveniyor. Bana işlerini emanet ediyorlar. Nasıl yarı yola bırakayım? Aman Orhan, sanki çok büyük iş yapıyormuşsun gibi bana bahane üretiyorsun. Öyle mi Selin? Yaptığım işi küçük görebilirsin, tamam anlıyorum. Belki senin gibi önemli toplantılara girmiyor olabilirim. Önemli kararlar vermiyor olabilirim ama benimki de bir iş. Herkes fabrikatör çocuğu olarak doğmuyor sonuçta. Selin, ha bu konuda Orhan haklı kızım galiba. İşin büyüğü küçüğü olmaz kızım. Yadigar annem, anlamıyorsun. Nasıl kız kaynıyor ya? Kız kaynıyor sürekli Orhan. Orhan, yanlış anladın beni Orhan. Kız mı? Ne kızı? Orhan dedim sana. Ya niye beni peşinden koşturuyorsun? Hayatım, koşma. Ya niye böyle çocukluk yapıyorsun sen? Ben öyle demek istemedim. Çocuklar, ne oldu, yine neyi paylaşamıyorsunuz? Yengeciğim, bir şey olduğu yok. Selin beni işimle paylaşamıyor. Yaptığım şey küçük görüyor, o kadar. Ya ben senin işin niye küçümseyim? Bir kere bak, bana haksızlık ediyorsun sen. Ya yenge, görüyor musun? Yaptığım her işi baltalıyor. Ben evine ekmek getirmeye çalışan bir emekçiyim ama karım yaptığım işi küçük görüyor. Ama aşkım, beni bir dinlesen. Tamam hayatım, ben seni dinledim. Ya Orhan! Hay Allah! Of çocuklar ya. Böyle büyük bir aile içinde olmak çok keyifli olsa gerek. Sen de bu ailenin bir parçasısın bir ol. Sağ olun Meryem Hanım. Sayenizde ben de öyle olduğumu düşünüyorum. Ama bunun için çaba sarf etmelisin. Öyle tek tabancaymış gibi davranamazsın. Hani Vahide söylediklerin. Hani bunu itiraf etmek durumunda değildin. Hani durduk yere düşmanlığını üstüne çektin. Durduk yere değildi Meryem Hanım. Tamam, Vahid'in gittiğinden eminiz. Ama dönerse doğru adrese gelmesini istedim. Artık sizinle uğraşmaz. Gerçek aslının kim olduğunu o da öğrendi. Abisinin öcünü mü alacak? Buyursun gelsin, ben buradayım. Buna asla müsaade etmem bir ol. Ya sen benim evladımsın. Ya dahası bu ailenin bir parçasısın. Hayır, sana bir şey olursa hepimize olmuş olur. Bunu asla unutma. Unutma. Yani hem artık bana Meryem Hanım siz demekten de vazgeç. Bana anne demen seni ne kadar mutlu ediyorsa beni de o kadar mutlu eder. O zaman ben müsaadenle gideyim artık. Anne. Hoşça kal. Güle güle oğlum. We'll be right back.
burada ne alaka ha? Siz burada mıydınız? Evet ama çıkıyordum. Ya biz seninle çıkaydım iyiydi. Efendim? Ha? Efendinin yeri mi senin? Şey mi yapsak ya? Hani sizin vaktiniz müsaitse bir Amerikano falan mı içsek birlikte? Benim hani 10 parmağımda 11 marifet olduğundan müthiş kahvecikler yapıyorum bizim pastacı atölyesinde. Öyle mi? Çok güzel. Elinize sağlık. Ne zaman geleceğiniz hayırlı olsun da kesene. İlk fırsatta gelirim tabii. Yalnız ne yapıyoruz Birol Bey? Fırsatları beklemiyoruz, yaratıyoruz. Hadi gidiyoruz. Şimdi mi? Ha, why not? Come on. Ama yani tabii yani sizin eminim ki çok yoğun bir schedule'ınız vardır. Sonuçta çok büyük bir holdingin CFO'su, ne bileyim CEO'su falan sayılırsınız. Benim bir işim yok ki. Yalan mı? Fantastic. O zaman ne duruyoruz ya? Hadi gidiyoruz. Ha, ertelemiyoruz. Anı yaşıyoruz. Ay, içimden geldi. Sana bir de rap yapacağım ha. Aşk bestesi. Hadi. Hadi be. Hadi. Amneziyi anlamıştık da motor meleke dedikleri bu galiba. Artık motorlar nasıl yandıysa. Ay dur ben yardım edeyim. Dur hayatım sen ne yardım ediyorsun? Allah Allah. Ver Mahmutcuğum ver. Ver. Al. Ha. Fatih. Ha bunda. Fatih bırak şunu. Gel buraya. Ne istiyorsun? Allah Allah adam başımıza kaldıya bir de bakıcılık yapıyoruz. Ne yapıyorsun sen? Doktoru duymadın mı? Dikkatli bakılması gerekiyor yoksa düzelmez dedi. Ya bize ne? Ne demek bize ne Fatih? Onu bu hale getiren biziz sonuçta. Onu öldürmediğime şükretsin o. Bak demin ölmedi diye dua ediyorduk hatırlatırım sana. Şuna bak ya. Yemek bile yiyemiyor kendi kendine. Ya, doktor dedi işte birkaç saate düzelir. Yemek yemeye başlar diye. Peki sonra? Sonra ne yapacağız? Hastaneden çıkacağız, kenarda çöpe atıp kaçacağız. Saçmalama Fatih. Ona iyi bakılması gerekiyormuş. Eve götürelim. Yok olmaz ne evi? Olmaz. Senin evi o zaman reis babamın evine götürelim. Evde de yok zaten. Hayatta olmaz. Götüremeyiz oraya. Malikaneye götürelim. Olmaz malikane. Ne malikanesi ya? Nereye götüreceğiz peki? Ben bir yer biliyorum. Gel. Burası neresi? Ev. Kimin evi? Ailemin evi mi yoksa? Hayır. Niye geldik o zaman? İşimiz var. Ne işimiz var? Görürsün. Kamil abi geç kalıyoruz ya geç. Fatih, hayırdır ya ne oluyor? Merhaba. Bak bir de merhaba diyor lan. Yüzsüze bak. Ulan sen bizi yarı yolda bıraktın şimdi utanmadan kapımın önüne kadar gelip bana merhaba mı diyor? Tanışıyor muyuz? Ulan! Tanışıyorsunuz, tanışıyorsunuz tabii. Mahmut, bizim arkadaşımız hafızasını kaybetti. Şimdi siz bunu alıyorsunuz, sevgiyle bakıyorsunuz evde. Hatta işe falan da gelmiyorsunuz. İş yok yani. Tamam hadi. Fatih, biz bunu nasıl bakalım ya? Maşallah sen de iyi alıştın ha. Tuttuğunu getiriyorsun, tuttuğunu. Ben senin patronunum, kovarım seni işten yemin ediyorum. Aşk olsun Cevat. Yani aynı senin başına gelse ben yapmaz mıyım? Hmm, biliyoruz biz seni. Ölüyorum desen bir bardak su vermezsin lan. Şimdi bunu içeri alıyorsun, almazsan kovulursun. Bakmazsanız kovulursunuz. Kaçarsa yine kovulursun. Al bakayım sen de uslu uslu dur, oyna. Al şunu da masraflar için. Hadi kaçtım ben. Şey, Fatih! Ya Fatih nereye gidiyorsun? Gelsene! Ulan ulan ulan! Geç kardeşim ya, geç. Gel gir, gir. Of, of! Kamil! Dur, dur, dur kardeşim. Buradan, buradan. Gel. Gel, 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 gel. Gel. Kardeşim ne aceleydisi? Boğazıma diziyorsun da. Ulan bizim bir çoğu değil mi kaybolan ha? Ne arayayım burada? Gel kardeşim, gel. Gel şöyle. Gel, 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 gel. Geç, otur. Aman Kamil ya, ne bileyim Fatih getirdi bıraktı. Kafasını çarpmış, hafızasını mı yitirmiş, neymiş? Kamil, Fatih dedi ki ben Kamil'den başka kimseye güvenemem dedi. O yüzden de bunu ancak ona emanet edebilirim dedi. Yani bundan sonra işe falan da gelmesin. Bundan sonra onun tek işi ahanda buna bakmak dedi. Kardeşim Fatih doğru söylemiş lan. Ya benden başka kime güvenecek? Ben emanete ihanet etmem kardeşim. Ha,
Fatih de zaten senin bu özelliğini bildiği için sana emanet etti. Ama Kamil bak, bu çok büyük bir sorumluluk ha. Sakın içine etme daha. Ya hiç eder miyim kardeşim? Ben bu toplumun sorumluluk sahibi ve güvenilir bir ferdiyim daha. Gözüm gibi bakarım ona. Ha, öylesin öylesin, aferin. Hadi sen şimdi kardeşle ilgilen. Güzel güzel oynayın siz, tamam? Hadi bakayım. Heh, tamam. Ay kardeşim benim, nerelerdeydin daha? İyi de bu kafana ne koydular seni böyle ha? Hatırlamıyorum vallahi. Hafızanı kaybetmeden evvel neredeydin? He? Dur dur. Gel gel. Bak ben ekmeğimi kimseyle bölüşmem ha. Gel. Yer misin bir şeyler? Yemeyecek misin? Yok sağ ol. Ya bir lokma ye da. Sen biliyorsun. Aslanım benim. Ben sana çok iyi bakacağım da. Kendim gibi bakacağım. Böyle. Şükür kurtuldum şu heriften. Ha, bizim cadı değil mi bu? Kız. Burada. Ben işe gidiyorum. Yalnız rotanın dışına çıktığının farkındasın değil mi? Yani çünkü senin işlerinle buranın bir alakası yok da. Çok fazla konuşma kız. Sen ne yapıyorsun? Nereye böyle? Okula gidiyorum. Başka nereye gideceğim? Ha. Yalnız başına mı? Yalnız gidiyorum. Tabii şuradaki okula yalnız başıma gidemeyecek miyim? Sen niye böyle bir çemkirme modundasın? Yok mu senin başka böyle bir hoş modun? Küçük Zeynep'im ben. Vallahi bizde hava böyle. Yerim ben seni küçük Zeynep diyeyim. Hadi ben okula götüreyim seni. Yani tamam sen gidersin de benim yolumun üstü diye dedim. Olur. Nasıl gidiyor okul? Güzel. Seviyor musun? Seviyorum tabii. Bu kafa nasıl böyle zehir gibi çalışıyor sanıyorsun? Tabii canım, bendeki de soru ya. Bu kafa var ya, son 20 yılın bir de planını yaptım. İlk 10 yıl böyle işte ortaokuldur, lisedir, üniversitedir. Diğer 10 yılda işte yüksek lisanstır, master'dır, işte doktordur öyle falan. Aferin kız. Vallahi gurur duydum seninle. Ben sana güveniyorum. Sen bu azimle yolları teker teker aşarsın. Sonuçta senin kadar şanslı olmayan kız çocukları da var değil mi? Okula gidemeyen kızları diyorsun değil mi? Hı. Enişte var ya, ben tam bu konu hakkında master yapacağım. Okula gidemeyen kızların hakkını savunacağım. Ne diyorsun sen ya? İşte şimdi sana kocaman bir aferin. Ben de arkandayım. Sesin çıktığı kadar da bağır. Senin kadar şanslı olmayan kız çocuklarının sesi ol. Çünkü hepimizin kızlara ses vermesi lazım. Hadi bakalım okula. Şişt, arabam nerede benim? İyi günler Mukaddes Hanım. Ne mukaddes be? Ne mukaddesi mukaddes falan değilim ben. Unut mukaddesi. Özür dilerim efendim. Mukaddes Şekercizade'ye benzettim sizi. Benim adım, tekrar özür dilerim. Bir daha olmasın. Mukaddes Şekercizade değilim ben. Ben kendime münhasır bir kadınım. Ayrıca da adımı sana söylemiyorum. Benim adım da seni hiç ilgilendirmez. Buyurun efendim, arabanız. Oğlan beni tanıdığına göre herkes tanır beni. Böyle sahte kimlikte falan olmayacak. Yani benim imaj değiştirmem gerek. Ay böyle de ne kadar güzelim ayol. Ama dur bakalım yeni imajımla ne çıkacak ortaya. Yani bu ambalajların tasarımı hangi devirden kalmış? Renklere bak şu. Bu ne ya? Ya bizim reklamda... Zeynep, sen dinliyor musun beni? Ertan'ı düşünüyorsun. Evet. Ama seninle ilgili düşünüyorum Fatih. Yani... Ya aklı başına gelirse bir anda? Ya her şeyi hatırlarsa? Gidip seni şikayet ederse, onlar gelip seni alırlarsa, biz Selim'le bir başımıza... Hayatım, sen dert etme bunları. Merak etme, ben halledeceğim. Tamam mı? İnsan dediğimiz yaratık kapı çalıyor. Pardon enişte ya, ama benim durumum çok acil. Benim acilen bir iş yapmam lazım. Zaten yapıyorsun ablacığım.
Burada çalışıyorsun ya. Abla öyle bir iş değil. Böyle daha somut bir iş. Sahaya inmem lazım benim. Aktif çalışmam lazım. Sebep? Kendimi göstermek için, kanıtlamak için. Siz Selin'le mi kapıştınız? Ne alakası var ya? Hiç alakası bile yok öyle bir şeyin. Ben sadece karıma güzel iş yaptığımı göstermem lazım. Niye? Ben anladım Fatih'ciğim. Peki Orhan şöyle yapalım. Biz sana 20 koli helva verelim. Bak 20 koli. Git kendini bir sahada dene. Satabiliyor musun, satamıyor musun? Bir bak, olur mu? Harika fikir abla, harika fikir. Tamam, nerede satayım? Onu da biz söylersek sen çalışmış mı olacaksın? Kendi pazarını kendin yaratacaksın. Sen bul onu da. Hem bak başarılı olursan seni terfi ederim. Vallahi mı? Evet, pazarlama departmanı çökmüş durumda zaten. Tamam. Anlaştık enişte. Anlaştık. Ooo. Bütün aile bir arada. Ben işimin başına dönüyorum. Hayırdır, dedikodu mu var? Cansu Hanım. Sanki hiç işimiz gücümüz yokmuş gibi böyle burada oturduk. Sizin dedikodunuzu yapmaya başladık. Acaba Cansu Hanım'ın sırça köşkünde ne yapıyor diyorduk. Aramızda asabi kişiler var. Çok korktum Zeynep. Hanım. Hanım diyeceksiniz ya. Zeynep Hanım bu kadar zor mu? Hanım. Evet hanım. Cansu Hanım. Buyurun ne istemiştiniz? Bir bakayım dedim kim çalışıyor, kim işten kaytarıyor. Ama görüyorum ki yine her zamanki gibi bütün aile laklaktasınız. Peki siz ne yapıyorsunuz Cansu Hanım? Sizin gibi çalışmayanları denetliyorum yetmez mi? Bravo. Yani adeta bir dedektifsiniz. Bizi yakaladınız. Eyvah. Peki bu kadar boş işlerle uğraşacağınıza bu birikmiş personel maaşlarını nasıl ödeyeceğinizi bir düşünseniz. Yerlerde sürünen pazarlama stratejinizi canlandıracak yeni fikirleri nereden bulacağınızı bir düşünseniz. Ha? Ama pardon. Bunları yapmak için gerçekten çalışmanız gerekiyor ve gerçekten çalışmanız için... Hayatım. Fatih Bey. Eşinizin bu küstah tavrına daha ne kadar tahammül edebilirim bilemiyorum. Cansu Hanım... Bir dakika. Küstah ben miyim? Sen daha patronla nasıl konuşman gerektiğini bilmiyorsun. Eş durumundan torpilli olmasan seni asla böyle bir mevkide barındırmazlar. Cansu Hanım bakın. Bir dakika. Ben de barındırma niyetinde değilim. Ayağınızı denk alın. Ayrıca eşiniz olmasa siz bir hiçsiniz. Tamam hayatım, tamam sakin ol. Sakin ol. Tamam. Hadi işimizi müşterim. Hadi. Tamam. Doymuşsundur sen ya. Doydun mu kaldırayım mı? Doydum kaldırabilirsin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Tabii. Cevat kursun kaldırsın Cevat. Başka ne işe yarar ki? Cevat'ın zaten başka ne işi var ki zaten ya? Ulan uşağı! Gelene söyledim duruyorsun da. Neredesin lan sen? Neredesin ha? Fatih sana emanet etmedim bunu. Nereye gidiyorsun? Kardeşim işim var da. İşi varmışmış. Duyan da holding CEO'su sanacak mübarek. Senin tek işin bu tamam mı? Tek işin bu. Ben kahvaltısını ettirdim, karnı doydu. Hadi Allah aşkına al git şunu birazcık böyle bir hava alın ya, dışarı çıkın ya. Benim de bir evde yalnız kalmaya ihtiyacım var. Ben de zor zamanlardan, depresi zamanlardan geçiyorum. Hadi ya. Heh, doğru söylüyorsun. Şöyle çıkalım bir hava alalım. Belki beynin oksijen gider de hafızası yerine gelir de. hadi kalk gidelim. Kalk. Hadi. Çek et onu da al gidelim. Hadi çabuk. Hadi güzel gezin tamam mı? Hadi dikkat et Kamil ha, sakın gözünü ayırma bundan. Canım bulaşıkları yıka da. Oh. Aman. Ya varmış ha. İnsanın kendi evinde bir huzuru olsun yani. Oh. Bak şimdi. Benim hafızalardan silinmemi sağlayacak bir tarz yaratmanı istiyorum. Nasıl yani? Yani beni öyle bir değiştir ki, bir şeyler yap yani. Öyle bir değiştir ki kendi öz oğlum bile beni tanıyamasın. Yani yanımdan çeksin gitsin. Kız ne bakıyorsun? Başlasana. Yani hani renk konusunda falan bir şey söylemediniz. Saçınız için diyorum. Hani bunları bilmeden nasıl başlayabilirim ki? Neye dönüştüreceğimi anlayamadım. Kızım sen geri zekalı mısın?
Saç bıyık sakal takacak halin yok herhalde. Değiştir işte saçımın rengini değiştir. Ek yap, ilave yap, kaşımı gözümü değiştir. Makyaj stilimi değiştir. Kız çalıştırsana saksıyı. Yani şey diyorum, değişiklikler kalıcı olunca... Gel gel. Gel. Yaklaş. Yaklaş. Heh, bak şimdi bak. Bak şu güzelliğe bak. Gördün mü şu güzelliği? Şimdi bu güzelliği başka bir güzelliğe çevireceksin. Yani beni öyle bir değiştireceksin ki ben yine bakınca kendime aşık olacağım böyle. Anladım. Tamam. Hadi başla o zaman. Hadi. Elimden geleni yaparım. Kız didikleme saçımı. Hadi bir şeyler yap. Yok ben yine çok güzel oldum. Maşallah vallahi. Ay sen de bir şeye benzemiyorsun ama. Bravo vallahi çok güzel yaptın. Şaşırttın beni ayol. Al bakalım. Ama bu çok. Ay çok mu? O zaman ver yarısını ben ne bileyim bu kaç lira. Al bu senin bu benim. Hadi bakalım sen beni görmedin, duymadın, bilmiyorsun. Çiz! Boşu, sıkıldın bir de. Ya buraya değil de şöyle deniz kenarı bir yere gitseydik de... ...güzel bir kahvaltı etseydik daha iyi değil miydi? Uşağım duymadın mı da? Ben bile duydum da. Hey, daha yeni kalktık sofradan. Ya öyle de sabah böyle kalkar kalkmaz pek bir şey yiyemedim ben. İçim almadı. Belki de geç kahvaltı eden bir tipimdir. Bilemiyorum yani, hatırlayamıyorum. Öyle deniz kenarını falan boş ver. Ben sana şöyle bir simit alayım, anladın mı? Ha, yanına da çay söylerim, ha, şöyle kahvaltımızı ederim. Ha. Bana bak, sakın buradan kıpırdamayasın, kaybolmayasın hiçbir yere, tamam mı? Hadi bakalım. Simitçi, iki tane. Ha. Ha. Al da. Ulan uşağı, bunu hazır edeceksin da. Hayret bir şey ha. Ulan nerede bu adam? Ulan buraya bırakmıştım da. Ulan adam nerede durdu? Ulan buraya bıraktım da nereye gitti? Kardeşim buradaki adamı gördün mü? Ablacığım gördün mü birini? Ne kaybettim adamı da? Ay ben buradan mı geçmiştim ya? Allah Allah. Anlamadım ki sağa mı dönmüştüm, sola mı dönmüştüm? Ay şekerim döndü. Hanım ablacığım. Yani bir şey yok değil mi? Aa, oh. İyiyim. Ya özür dilerim ablacığım ya. Birdenbire önüne atladım. Ya arkadaşı kaybettim de onu arıyordum. Ya onu aramak için koşarken de kafayı dağıtıvermişim. Kusura bakma da. Tanımaz ayol beni. Dur iyice bir test edeyim. Sen beni tanıdın mı? Yo tanımayın. Tanışıyor muyuz? Nerede tanışacağız be? Benim seninle ne işim olur da tanışacağız biz? Nereden çıkarıyorsun onu? Neyse ben gideyim artık. Arkadaşı kaybettim, onu bulmam lazım da. Kusura bakmayın tekrar ha, geçmiş olsun. İyi hadi güle 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 güle. Sana da geçmiş olsun. Ay ne yapacağım ben şimdi? Aman kiralıktı zaten ayol. Boş ver. Mukaddes bırak arabayı kaç. Ay polisciğim, ne çabuk ayol, nasıl buldunuz beni? Tamamen tesadüf. Buradan geçiyorduk da kazayı görünce. Ha kaza için. Ha, iyi o zaman, tabii tabii kaza. İyisiniz değil mi? Aa iyiyim, iyiyim. İyiyim vallahi, maşallah bana iyiyim. Nasıl oldu? Ayol öküzün biri işte, hatta kendini yola nasıl olacak? Öküz mü? Ne öküzü? Aa insan öküzü, öküz. Nasıl biriydi?
Şikayetçi misiniz? Bulalım hemen. Ha yok yok, ben niye şikayetçi olayım ayol? Her gün olmuyor mu böyle şeyler? Böyle öküzler işte kendini atıveriyorlar yola. Aman sizi de tutmayayım ben. Bir sürü işiniz vardır vallahi. Kanun kaçakları ortalarda girit atıyor. Hadi bay bay. Olur mu hanımefendi? Bir çekici çağıralım size. Devrem, bir anons et de çekici gelsin. İsim neydi bu arada? Ama... Ay Zeynep, benim ismim Zeynep. Zeynep Hanım aracın başındadı. Ben kaldım ya burada, görüyor musun? Abla. Hı. Ben nasıl satacağım o kadar helvayı ya? Orhancığım bak, çocuklar helva çok sever. Hı. Böyle çocuk bahçelerine, parklara, işte okul çıkış saatlerine, okulların önlerine falan git, orada sat, çok rahat edersin. Nasıl ablacığım ya, seyyar satıcı gibi helva mı satacağım öyle? 20 koli mal diyorum, 20 koli mal. Pazara tezgah mı açsam acaba? Orhan, ablacığım izin verirsen çalışmaya çalışıyorum. Nerede satmak istiyorsan sat. Nereye tezgah açmak istiyorsan aç ama beni rahat bırak, tamam mı? Ya bir yardım iste. Buna mı çalışıyorsun abla, kitap mı okuyorsun? Ne kadar caiz. Bu kitap mı okuyorsun dediğin ne biliyor musun? Bak, Osmanlı mutfağı. Ablacığım, helva kökeni Osmanlı'ya kadar dayanan bir tatlıdır, anladın mı? Ben yeni ve böyle köklü tatlılar... Ne anlatıyorum ben sana? Niye seninle vakit kaybediyorum? Hadi git helva sat, hadi. Çok sağ ol. Hadi. Zeynep, ben bir karakola gidiyorum. Neden? Ya bizimkiler Ertan'ı kaybetmişler. Dur ben... Tamam, dur ben halledeceğim. Bize gitmesen mi acaba? Şimdi bu arabanın kaydıydı, kuyduydu, carttı, curttu. Çat diye bulmasınlar bunlar biri. Şoför! Alo şoför! Ben servise gitmekten vazgeçtim. Nereye gidelim ablacığım? Nereye gidelim? Ya şoför, yok mu senin sanayide falan tanıdığın birileri? Olmaz mı ablam? Bizim Miracai Usta var, senden iyi olmasın. Vallahi eline seni versem seni bile düzeltir. Gerizekalı, gerizekalı. Benim neyimi düzeltecek Recai Usta? Şuna bak şuna, vallahi gelirsen ben seni bir düzeltirim, aklına hayalin şaşır ha. Öf, ne muhatap oluyorum ben seninle. Hadi çek çek, Recai Usta'ya çek. Öf. Al. Ay böyle yüksek arabada çok zevkli oluyormuş ayol. Kendime tırmansam kamyon mu bilemedim yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.